Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Vessani min evcuhi hatta. Hatta'nın geldiği ikinci vecih. En tekuna atifeten bimenziletil vav. Yani onun vav gibi atf harfi olması. İlla enne beynehumma farkan min felaseti evcuhun. Ancak vav ile, yani atf harfi olan vav ile atf harfi olan hatta arasında üç açıdan, üç yönden farklı, birbirlerinden farklıdır. Ahaduha, birincisi, enne limatufi hatta selasete şurutin. Bir şeyin hatta ile atıf edilebilmesi için üç şart gerekir. Yani hatta'nın kullanım alanı vav gibi geniş değil. Vav'ın kullanım alanı geniştir. Hatta ise bir şeyin hatta ile atıf edilebilmesi için üç şart vardı. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Demek ki atıf harfi olarak kullanılan hatta'nın kullanım alanı fazla vav gibi geniş değil, biraz dardır. Nedir onlar? Birincisi en yekuna zahiren la mudmaran. Hatta'nın matufu zahir olacak, damir olmayacak. Ki daha evvel de geçmişti, demiştik. Hatta her ne kadar Kufa, Ekolu ve Muberrit muhalefet etmişler ise de, ama cumhure göre hatta damir üzerine dahil olmaz. Yani hatta icarra da olsa, yani atıf harfi değil, icarra da olsa atıf şey, zahir isim üzerine gelmesi gerekir, damir üzerine gelmez. Kema enne zâlike zaten söylüyor. Şartu mecruriha. Nasıl ki bu mecru, yani hatta harfi cer olarak geldiğinde onun mecruru zahir isim olacak, damir olmayacak. O Kufa, Ekolu ve Muberrit hatta icarının damir üzerine de gelebileceğini ileri sürerken bir iki beytle istişade ediyorlardı. Ama cumhur onun zaruret olduğunu, dolayısıyla hatta'nın normal saatül kelam dediğimiz, saatül kelam yani ne nazım olmayan, bir sıkıntı olmayan normal nesir kelamda hatta'nın damir üzere gelmediğini söylemişler. Zekerahu İbn-i Hişam-ı Hadravi, evet, İbn-i Hişam-ı Hadravi böyle zikretmiş. Yani hatta'nın harfi cer olarak şe'at-ı fevra geldiğinde zahir ismi atf edebilir, damiri atf etmez. وَلَمْ اَقِفْ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ. Bu İbn-i Hişam-ı Hadravi'nin dışında da bu görüşü görmedim diyor. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla bu görüş belki müteahhir dönemde yaygındır. Yani atıf harfi olarak kullanılan hatta zahir isimleri atfeder, damirleri atıf etmez. Bu birinci şartı hatta atfen. Ve sani, ikincisi, en yekune imma ba'dan min cem'in kablaha. Ya bu hatta kendisinden önce gelen bir grup, cemaat, grup. Hatta'dan önce bir grup, bir cemaat geçmiş olacak. Ve bu hatta ile atf edilen isim de o grubun bir ferdi olacak, bir parçası olacak. Mesela ne diyorsunuz? Kadimel haccu, hacılar ilerlediler, geldiler. Hattel müşatu, öyle ki yayaları bile geldi.
Müşat, müşayet fualet vezninde maşinin çoğuludur. Mesela kulaat gibi. Yani mu'tellüllam olan isimler cem-i teksirlerini yaptığımızda fualet vezninde cem-i teksirleri gelir. Yalnız ulamın fiilleri olan ya elife dönüşünce müşat, kulaat, suat, hudat şeklinde oluyor. اَوْ جُزْاً مِنْ كُلِّنْ veya küllin bir cüz'i olması lazım. Tabi cem'e aynıdır. Cem'in bir bağlı olması, yani cemaatin bir ferdi olması. Ama küllin, yani bütünün parçası olması aynıdır. Yani ikisi. Cem'e külli kabul edilir, onun ferdi cüz'idir. Ama kul ise kul, onun cüz'ü parçadır. Dolayısıyla yani burada kul ile cem'i arasındaki fark öyle. Kul, kuldür. Kul ne demek? Efradına hamil edilmeyen. Mesela derim ki bina kuldür. Binanın parçası olan ön duvar, arka duvar, tavan. Bunların her birisine bina denmez. Onlar cüz'üdür. O cüzler o bütünü oluşturur. Ama külli öyle değil. Mesela insan küllidir. O üyelerine, fertlerine hamle edilir. Üyeleri kimdir? Zeyd'dir, Bekir'dir, Halid'dir, Ali'dir, Raşid'dir, Said'dir. Onların her birisine insan denilir. Anlaşıldı mı? Birincisi dolayısıyla o cem'e bir nevi külli gibi olacak. Yani onun gibi ve o hatta ile atıf edilen onun bağlı yani üyesi olacak. Ya öyle olacak veya kul olacak. Ve aleyküm selam. Hatta ile atıf edilen de ne yapılacak? O kullin cüz'ü olacak. Mesela ekeltü semekete hatta ba'saha. Ben diyor balığı yedim başına kadar. Yani başını da yedim. Bu hatta atife olunca demek ki başını da yedim. Evet. Bu hani bu ra'se bakınız mansuptur. Hatta ile semekeye atıf etmiş, edilmiş. Semeke de nedir? Bütündür. Kuldür. Bu ra's onun yüzüdür. O kecüsün. Ya cüz'ü olacak ve cüz gibi olacak. Mesela diyorsunuz ki acebetnil cariyetu hatta hadisuha. Cariye genelde köle kadın içinde cariye denir. Arkadaşlar bazen de kız yani illa şey olması gerekmez. Köle olması gerekmez. Yani diyor kız hoşuma gitti. Ya konuşması bile hoşuma gitti. Şimdi insanın konuşması parçası değil ama parçası gibidir. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bu hadisu ha? Bu hatta atıfedir. Hadisu cariye tu üzerine nasıldır? Atıf edilmiştir. Burada birinci şart mevcuttur. Çünkü hadis zahir isimdir. Damir değil. İkincisi de mevcut. Çünkü matuf matuf aleyhinin cüz'ü gibidir. Ve yemteni'u en tekule hatta veleduha. Mesela şöyle desen acebetinil mar'atu hatta veleduha. Bu olmaz. Yani kadın benim hoşuma gitti. Çocuğu dahi. Çünkü kadının veledi kadının parçası değil. Vellezi yadbitu leke zâlike. Bunu senin için formüle edecek, zapt edecek, yani formüle edecek husus nedir? Enneha şu, bu hatta tedhulu haythu yasuhu duhulul istisnai ve temteni'u haythu yemteni'u. Yani istisna olan hattanın gelebildiği yerde hatta atife de gelir. İstisna hattasının gelemediği yerde
atife hatta da gelemez. Ve lihâze bundan ötürü la yecüzü darabtur raculeyni hatta afdalehuma. Ben iki adamı dövdüm, en üstünü de. Bu caiz değil. Niye? Çünkü afdal burada la istisaiye olmaz. Dolayısıyla atıfta olmaz. Peki ve innemâ caza el-kassahifete key yuhaffife rahlehu ve zâde hattâ ne'lehu el-kâha. Yani burada ne'l zâdın üzerine atıftır. Ve zat ne demek? Azık. Yani yeme içme türü şeylere zat denir. Peki ne'l zâdın parçası mı? Hayır. Nasıl atıf edilmiş? وَاِنَّمَا جَازَ لِأَنَّ أَلْقَ الصَّحِيفَةَ وَالزَّادَ بِمَعْنَ أَلْقَ مَا يُثْقِلُهُ. Çünkü beytin başında geçen أَلْقَ الصَّحِيفَةَ, hani diyor sahifeyi attı. Niçin attı? كَيْ يُخَفِّفَ رَحْلَهُ, yükünü hafifletmek için. وَالزَّادَ zadı da, yani azını da attı. Öyleyse bu ne olmuş? Sanki şöyle, yani kendisine ağırlık yapan her şeyi attı. Ne halde ona ağırlık yapıyor? Dolayısıyla o yönüyle makamlarının bağlı sayılır. İşte diyor, yani doğrusu fazla şey diyor, darabtur raculeyni illa af, yani hatta afdalehuma diyor, istisna burada caiz olmadığı için hatta atife de caiz değil, ama yani istisnanın caiz olması da net değil. Yani niye? Darabtur raculeyni iki adamı dövdüm illa afdalehuma, ancak afdalehuma dövmedim. Yani normalde caiz gibi görünüyor. Ama diyor istisna olmayınca atife de olmuyor. Evet. Peki. Yani üçüncü şart. Hatta atife gelebilmesinin üçüncü şartı. Yekune gayeten lima kabliha. Bu efendime söyleyeyim. Matufun, matuf aleyhinin sonu olması gerekir. Yani sonu olması derken, yaz imma fi ziyadetin ev naksın. Ya ziyade dediğimiz, yani fazlalık, bu tabi genel bir ifadedir. Yani bu şerefte fazlalık, güçte fazlalık, ilimde fazlalık, yani bu hatta ile atıf edilecek olan isim ya ziyadede makablenin sonu olacak veya eksiklikte makablenin sonu olacak. Mesela cehalette, mesela zayıf olmada, güçsüzlükte, buna benzer hususlarda. Felevvelu birincisi, yani hattanın matufunun üstünlükte makablenin, yani ziyade üstünlük deseniz biraz daha sanki genel olur. Üstünlükte kendisinden önce gelenin sonu olması ne gibi? Mâ tennâsu hattel enbiyâ. İnsanlar öldüler hatta el enbiyâ. Peygamberler salavatullahi aleyhim bile öldüler. Şimdi burada şerefte peygamberler insanların sonudur. Yani nihayeti. Çünkü peygamberlerden daha şerefli kimse yok. Dolayısıyla onun nihayetidir. Ve buradaki hattel enbiya'u ve el hatta atife olarak kabul ederiz. El enbiya'u ennâsü üzerine atıftır. Yani ma tefil ennâsü faal. Hatta atıf harfi
el-enbiya ve en-nasu üzerine atıftır. Burada bir matuf el-enbiya zahir isimdir, damir değil. İki, bu el-enbiya yani matuf makabili olan yani matuf ali olan nasın bağlıdır. Çünkü peygamberler insanların bir üyesidir. İnsanlardan üyedir. Yani insandırlar. İnsan fertleridirler. Üçüncüsü de peygamberler insanların şerefte nihayetidir. Ve sani eksiklikte matufu matufu aleyhinin soru olmasına örnek nevzâreken nâsu hattel haccâmûnâ hattel haccâmûnâ diyor, insanlar senin ziyaretine geldiler. Ta hacamet yapanlar bile geldiler. Yani hacamet tabi çok üstün bir şey değil. Bir meslek değil. Dolayısıyla sanki böyle o insanların mesleğin düşüklüğü itibariyle en düşüktürler. Dolayısıyla hüccamun makablenin düşüklükte nedir? Sonudur. Efendim? Ha, şimdi iyi para kazanıyorlar. Doğru. وَقَدْ اِجْتَمَعَا فِي قَوْلِهِ her ikisi yani hatta ile atf edilen ismin üstünlükte makablenin sonu ve hatta ile atf edilenin düşüklükte makablenin sonu. İki örnek şu beytte bir araya gelmiş. قَهَرْنَاكُمُ حَتَّ الْكُمَاتَ فَاِنُّكُمْ لَتَخْشَوْنَنَا حَتَّى بَن۪ينَ الْأَصَاغِرَى. Yani başka bir rivayeti. قَهَرْنَاكُمُ حَتَّ الْكُمَاتَ فَاَنْتُمُ تَهَابُونَنَا حَتَّى بَن۪ينَ الْأَصَاغِرَى. Fark etmez neyse. قَهَرْنَاكُمُ biz size bir gruba hitap ediyor. Diyor biz sizden kahrettik. Yani sizi efendime söyleyeyim zoraki olarak istemediğiniz şeyi size yaptırdık. Bir kişinin istemediğini ona zoraki yaptırmak. Biz de onun karşılığı farklı bir kelime kullanılıyor. Biz diyor size kahrettik. Hatta kumata. Kumat kelimesi kemiğinin çoğuludur. Kemi silaha sarılı olan kişi demektir. Yani biz size kahrettik. Öyle ki sizin yani şecaat en üstün olanınız olan kemiklerinizi silaha sarılı olanlarınızı da kahrettik. Onları da elimizin altına aldık. İnnekumu çünkü sizler letekşevnene bizden korkarsınız hatta beninel asagina öyle ki en küçük çocuklarımızdan da korkarsınız. Şimdi kendisinden korkma noktasında küçük çocuk en düşük. Yani insanların hiç korkmaması gerekir. Ama diyor siz bizim o küçük çocuklarımızda bile korkarsınız. İşte birinci beytte kumat dedik keminin çoğulu o makabili olan kumun hem bağlıdır ve şerefte üstün yani güçte onun nihayetidir. Yani bir kavmin en şecaatlisi kimdir? Böyle silaha sarılıp savaşa hazır olandır. Değil mi? Dolayısıyla o şey itibariyle, savaş itibariyle en son yani şeyin sonu, toplumun sonu, grubun sonu kimdir? Silah sarılı olanlarıdır. Dolayısıyla bu birinci beytte ziyadelikte makabilinin bağlı olan kumat, kum damirine ne yapılmıştır? Hatta ile atıf edilmiştir. İkinci beytte de küçük çocuklar
korkulma noktasında en düşüktür. Yani kim küçük çocuklardan korkar? Ama siz o kadar bizden korkarsanız ki bizim o küçük çocuklarımızdan bile korkarsınız. Dolayısıyla beninel asagira matuf aleyhi tekşeunedeki na, o ikinci na, o gruba delalet eder. Efendime söyleyeyim, benine de onun bağlıdır. Zahir isimdir ve düşüklük de onun nihayetidir. Dolayısıyla üç şart da burada mevcuttur. Evet. Bunu şu kitabı bir şeye bakalım. Evet. Yani hani biz dedik ya, hatta ile vav arasında üç fark var değil mi? İkincisi, yani birincisi buydu. Bu hatta'nın mabadı, hatta'nın yani matuf, makamının yani matuf aleyhinin bağlı olacak. Ve o bağda ya üstünlükte veya düşkünlükte bağlı olacak. İkinci fark, اَنَّا لَا تَعْطِفُ الْجُمَلَى. Bu hatta vav gibi cümleleri atıf etmez. Çünkü cümle makablenin bağlı olamaz. Dolayısıyla bu durumu, çünkü cümle bir şey değil ki makablenin bağlı olabilsin. Cümle murakkeptir. Bileşik bir ifadedir. Dolayısıyla o bileşik ifade makablenin bağlı olamaz. Ve bu nedenle o hatta ile atıf edilmez. Ve zâlike, yani bu niye böyle? لِأَنَّ شَرْطَ مَعْطُوفِهَا. Çünkü bu hatta ile atıf edilecek ismin şartı, yani matufun şartı, اَنْ يَكُونَ كَجُزْءٍ مِمَّا قَبْلَ اَنْ يَكُونَ كَجُزْءٍ مِمَّا قَبْلَ وَكَجُزْءٍ مِنْهُ. Değil mi? Ya makablenin cüz'ü olacak, ya cüz'ü gibi olacak. Tamam. Nahu. Kemal kaddem nahu. Nasıl ki bunu? Bu yanlıştır. Kemal kaddem nahu, takdim ettiğimiz gibi. Velayete tezalike, bu da yani matufun, matufu aleyhinin cüz'ü ve cüz'ü gibi olması illa fil müfredati, müfredlerde onun cümlelerde olmaz, zaten söyledim. Hâdâ huve sahih, sahih olan da budur. Yani hatta yatifeyle cümlelerin atıf edilemeyeceği. Ve zâne ibn-i seyyid fi kavli emri il-gays. Evet. Müsait. Evet. Şu Emrul Kays'ın beytinde geçen Saraytu bihim hatta tekillu matiyuhum ve hatta el-ciyadu ma yuqadna bi arsani. Saraytu bihim, ben gece onları yürüttüm. Sara biliyorsunuz gece yürüme. Hani Subhanellezi asra bi abdihi, de buradan gelmedi. Gece onları yürüttüm. Hatta öyle ki tekillu matiyuhum, binekleri yoruldu. Yoruluncaya kadar. Ve hatta ciyadu, ciyad cevadın çoğuludur. Cevad iyi at demek. Rahvan at. Yani öyle ki atlar bile ma yuqadine, onlar sürülmüyordu. Bir ersanin. Ersan resenin çoğuludur. Resen kalın ip demektir. Yani ben öyle onları gece yürüttüm ki binekleri yoruldu. Atları öyle kalın iplerle bile
çekilemiyordu. İşte Fiman Rafa Tekillüm, o tekillüm şeyliğini raf edenle rivayete göre İbn-i Seyyid demiş enne cümlete tekillüm fiyuhum, bu cümle matufetun bi hatta ala saraytu bihim, hatta ile saraytu bihimin üzerine ne yapılmıştır? Atıf edilmiştir. Ama tabi bu marjinal bir görüştür. Cumhur'a göre cümle hatta ile atıf edilmez. Ve sanisu vav ile hatta arasındaki üçüncü fark enne izâ atıfet alâ mecrûrin, bu hatta bir şeyin bir mecrûrün üzerine bir ismi atfettiğinde u'idel hâfiu, o hatta atıfe ile birlikte cimcarın yani matuf aleyhi cer eden, matuf aleyhi cer eden carın da iade edilmesi lazım. Neden? Farkın beynaha ve beynel carreti, yani hatta atıfe ile hatta carreyi birbirinden ayıralım. Hani dedik ya, hatta atıfe geliyor, carre geliyor, iktidai geliyor. İşte siz mecrur bir ismi hatta ile atf ettiğinizde acaba atife midir, carra midir, birbirine karışabilir. Karışmaması için diyoruz ki hatta atife olursa onunla birlikte cer harfinin, cer amilinin, o cer amili harf da olabilir, muraf da olabilir, onun iade edilmesi gerekir. Mesela fetekûlû marartu bil kavmi hatta bi zeydin. Bakınız. Marartu bil kavmi hatta bi zeydin. Bu zeyd kavm üzerine atıftır. Ha? Ve zeydle birlikte matufu aleyhideki harfi cer olan ba iade edilmiştir. Hatta bi zeydin. Zekere zâlike İbnül Khabbaz. İbnül Khabbaz Seyyid-i Rüknüddin adındaki alim bunu zikretmiş. Ve o atlak bunu mutlak zikretmiş. Yani demiş ki matuf hatta atife mecrur ismi atf ettiğinde onunla birlikte cer eden amirin iadesi gerekir. Ama ve kayyedehu İbn-i Malik Elfiyenin sahibi İbn-i Malik rahimahullah bunu şu kayda bağlamış. بِأَلَّا يَتَعَيَّنَ كَوْنُهَا لِلْعَطْفِ, yani ne zaman carrın iadesi lazımdır? O hattanın atf edatı olmasının belli olmadığı yerde, yani karışma ihtimalinin olduğu yerde. Mesela نَهُ عَجِبْتُ مِنَ الْقَوْمِ حَتَّى بَن۪يهِمْ. Mesela diyor ki ben kavmden ne yaptım? Şaşırdım o kavma. Hatta beniyim. Onların çocuklarından da şaşırdım. İşte burada beni atıf için muayyendir. Yani atıfedir. Burada hatta icara olmaz. Öyle olunca Efendimiz'in burada İbn-i Malik'e göre carrın iadesi gerekmiyor. Yani acibtu minel kavmi hatta min beniyim. O mini orada iade etmeye gerek yok. Ve kavli ve şairin şu sözü de cudu yumnâke fâda fil halki hatta bâisindâne bil isâeti dîna. Evet. Cudu yumnâke, senin sağ elinin cömertliği. Yumna sağ el demek. Yani yumna kelime olarak eymenin müennesidir. Eymenin müennesi, eymen en bereketli anlamında da kullanılır, sağ anlamında da. Tabi onun mavsufu yed olunca ve yed de müennes olunca cümle müennes olarak getirilmiş. Yani cudu yedil el yedil yumnalek, senin sağ elinin cömertliği. Tabi sağ el burada illa sağla cömertlik yapması anlamına gelmiyor.
Yani genelde bir insanın eline, bir insana kerem gibi bazı şeyler isnat edildiklerinde sağına isnat ederler. Mesela Kur'an'da وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ sağlarınızın malik olduğu. Yani orada sağın daha önemli olduğu ifade edilmiş oluyor. Halbuki orada yani kendinizin malik olduğu. Orada demek ki yemin ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu teyâmune fi şe'nihi kullihi. Resulullah bütün işlerinde tabi hadis-i şerihleri ey mimma huve min babit tekrimi yani iyi olan şeylerde daima sağı takdim etmeyi yani onu sağla yapmayı severdi. Diyelim ki eve girerken sağ ayakla, yemek yerken sağ elle böyle teyamın dediği o. Dolayısıyla ki bu zaten biliyorsunuz insanlar arasında sağlaklar en çoktur. Solaklar çok azdır. Dolayısıyla bu aynı zamanda fıtri olan bir şeye de işaret ediyor. Evet. Senin diyor yani senin cömertliğin fâdâ fil halkı halkın içerisinde o kadar taştı ki akıp taştı ki halk burada insanlar kastediliyor. Aslında halk orijinal manası yaratılmış olan. Bunun altına her şey girer. Ama bu gibi bağlamlarda yani bizim Türkçe'de geçen halk bundandır. Yani insan, halk. Senin diyor sağ elinin yani senin cömertliğin halk arasında akıp taştı. Baisin. Hatta o sıkıntılı olana da ki dâne bil isâeti dîne kötülükle karşılık veren dâne burada karşılık verme anlamındadır. Dine de mefhûl-u mutlaktır. Yani kötülükle karşılık veren o sıkıntılı adama bile senin cömertliğin geçiyor. Yani ona bile ne yapıyorsun? Cömert davranıyorsun. İşte burada hatta nedir? Bâis. Bâisini atfetmiş. Neyin üzerine? El-Halk üzerine atfetmiş. Ve harfi cer iade edilmemiş fi. Niye? Çünkü burada zaten atıf edatı olduğu belli. Bundan dolayı diye gerek yok. Ve huve hasenun. Bu İbn-i Malik'in bu kaydı da güzeldir. Ve reddehu Ebu Hayyan. Ama Ebu Hayyan rahimahullah İbn-i Malik'in bu kaydını reddetmiş. Ve kârif misali mesela acibtu minel kavmi hatta benihim demiş ki hiye carratun. Hatta icarradır. Çünkü la yeşteritu bu Ebu Hayyan şart koşmuyor. Gitar el carreti en yekune bazen ev kebazen. Yani hatta carreden sonra gelen ismin mak atife gibi makablenin bir ferdi veya bir parçası gibi olmasını şart koşmuyor. Ama bir hilaf atifeti atifede bunu şart koşuyor. Dolayısıyla Ebu Hayyan'a göre acibtu minel kavmi hatta benihim. O beni kavmden bir bat olmadığı için efendime söyleyeyim veya o şart olmadığı için diyor hatta icaradır. Veya şöyle de düşün bir dakika. Bazıları da hani bir isaeti dine
Ona şu manayı da vermiştim. Yani kötülüğü kendine yol edilmiş. Din yapmış. Ama Allah-u Alem dane fiili burada cezala karşılığında daha uygun. Çünkü dindarlık olan dindarlık anlamında gelen fiil tedeyyündür. Tedeyyene. O yönüyle Allah-u Alem daneye o karşılık verme anlamı daha uygun. Evet. Yani evet, beni kavmin bağlı olsa bile ama şeyde gaye değildir, son değildir. O yönüyle yani bu Hayyan'a göre beni makablenin o yönüyle cüz'ü değil, yani şereftir veya düşüklükte onun gayesidir. Ve dolayısıyla bu acibtu minel kavmi hatta benihimde neyi şart hatta icare olduğunu söylüyor. Ama bir hilaf-ı atifeti atife değil. Atifede onun makablenin bağlı olması ve gaye olması gerekir. Ve lihâzâ men'u bunun için şunu men etmişler. Acebetnil cariyetu hatta veleduha. Cariye benim hoşuma gitti. Havveledi. Yani burada hatta veleduha atife olarak hatta kullanmak uygun değil. Niye? Çünkü veled cariyenin babı ve babı gibi de değil. Kal Ebu Hayyan der ki ve hiye fil beyti muhtemiletun. Bu beytte efendime söyleyeyim dâne bil hatta bâisin dâne bil isâeti dîne yani hatta atife de olabilir. O ihtimal de vardır diyor. Ve kulu inne şartel carreti tariyeti ma yufimul cem'a en yekûne mecruruha bağdır evke bağdır. O hatta icarenin ve o hatta icariye ki cem'i ifham eden yani cem'a delalet eden bir şeyden sonra gelen o hatta icarenin şartı en yekûne mecruruha bağdır evke bağdır. Onun mecruru ya makablinin bir bağdı veya bağdı gibi olacak. وَقَدْ ذَكَرَ ذَٰلِكَ اِبْنُ مَالِكَ فِي بَابِ حُرْفِ جَرْرِ حُرْفِ جَرْرِ babında da İbn-i Malik bunu zikretmiş. وَاَقَرَّهُ اَبُوْ حَيَّانَ عَلَيْهِ ve Ebu Hayyan da İbn-i Malik'i bu görüşünde isabetli bulmuş. Yani muhalefet etmemiş. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اِمْتِنَاعِ اَعْجَبَتْنِ الْجَارِيَةُ حَتَّى اِبْنُهَا bu acebetin cariyeti hatta İbnuha'nın memnu olmasından bu lazım gelmez. İmtina vacibtu minel kavmi hatta benihim. Yani bunun da ne yapması lazım gelmez. Çünkü hukum itibariyle yani cariyeye isnat edilen acab hukmu itibariyle çocuğu onun parçası değil. Ama acibtu minel kavmi şaşırma hükmü itibariyle beni kavmin bir parçasıdır. Bakınız o açıda. لِأَنَّ اِسْمَ الْقَوْمِ يَشْمَلُ اَبْنَاءَهُمْ وَاِسْمُ الْجَارِيَةِ لَا يَشْمَلُ اِبْنَاءَ hükmü itibariyle de düşünülebilir. Onun için yani şeyde acibtu minel kavmi hatta benihim o ne yapılabilir? O hatta atife yapılabilir. Ama acibtu minel cariyet fi acebetin el cariyetu hatta veleduha hatta atife olmaz. Ve yazharu li bana şöyle görünüyor diyor İbn-i Şam rahimahullah ennellezî lâhazahu İbn-i Malik İbn-i Malik'in mülâhaza ettiği şudur ennel mevdi'an lezî yasahhu en tahulle fihi illa mahalle hattı'l atifeti
فَهِيَ فِي مُحْتَمِيلَةُ الْرِجَالَةِ Yani hattanın yerinde ilanın gelebileceği yerde, yani hatta atifenin yerinde ilanın gelebileceği yerde o hattayı carra olarak düşünebiliriz. Hem atife hem carra. فَيَحْتَاجُ حَنِيزٍ اِلَى اِعَادَةِ الْجَارِ عَنْدَ قَسْتِ الْعَطْفِ Atfı kastettiğinizde o zaman onları birbirinden ayırmak için atife midir, carra midir birbirinden ayırmak için ne ihtiyacı var? Carra iadesine ihtiyacı var. نَوْ اِعَتَكَفْتُ فِي الشَّهْرِ حَتَّى فِي آخِرِهِ Mesela siz fi demezseniz atife de olabilir, carra da olabilir. Madem o iki ihtimal var, carra oluşunu tayin etmek üzere fi getirmemiz matufun üzerine fi getirerek hatta fi ahire dememiz gerekir. Ama bir hilaf-ı misal acibtu minel kavmi hatta benihim orada atıf olma ihtimali şey carra olma ihtimali yok. Efendimiz onun için orada iade icar gerekmez. Vel beyt sabiqeyn Yani misal ve geçen beyt ikisi. Ve zâme İbn-i Usfur İbn-i Usfur enne i'adetel cari mahat ahsenu ve lem yeca'lâ vacibeten. İbn-i Usfur da demiş ki yani hatta carra olarak kullanıldığında şey atife olarak kullanıldığında onunla birlikte matufu aleyhinin üzerindeki cer amelini iade etmek daha güzeldir. Ama vacip değildir. Evet arkadaşlar. Tembihun burada duralım.